İyi akşamlar diliyoruz ve seçim gündemine başlıyoruz sevgili seyirciler. Değerli 3 tane konuğum var. Onlara geçmeden bugün 21 Mart 2024 Perşembe. Ve seçim gündeminde çok önemli aslında bölgemizi, Konya Ovamızın göbeğinde çok değerli 3 tane ilçemiz var. Çumra, Güney Sınır ve Akören belediye başkan adaylarımız stüdyomuzda onlarla çalışmalarını konuşacağız. Belediye başkanımız var 2 tane, onlarla da tabii yaptıkları çalışmaları konuşmaya çalışacağız. Şöyle öncelikle takdim edeyim. Cumhur İttifakı Akören belediye başkan adayı İsmail Arslan Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevcutta da başkan değil mi başkanım? Evet. MHP'den kendileri aday. Güney Sınır Belediye Başkan adayı AK Parti'den Ahmet Demir Bey, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Hande Bey. Başkanım. Ve Çumra'dan Çumra Belediye Başkan adayı, tabii Ahmet Bey de belediye başkanı, mevcut evet. Belediye başkanı. Çumra Belediye Başkan adayı da yine MHP'den Cumhur İttifakı adayı Fatih Demirci. Fatih Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Hamdi Bey. Ve işte önce neler yaptığımızı konuşalım ama şöyle yani biraz da ısınma anlamında başkanım kendinizi tanıtın diyeyim. Rahat bak mesela biz buradayız işte konuşuyoruz normal bak gördüğünüz gibi. Yani sizin makamdan daha az heyecanlandırıcı bir yer yani. Onu söyleyeyim. Bize bir anlatabilir misiniz? İsmail Arslan kimdir? Tabii ben Akören ilçesinde doğdum 1971 yılında. 8 çocuklu reçber bir babanın en küçük çocuğuyuz. Reçber çiftçi yani. Evet. Ya, evet, evet. Netice itibariyle ilk orta lise tahsilini yaptıktan sonra üniversite tahsilini de yaptık. 29 yıl devletin çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra 2019 mahalle idareler seçiminde davasını anlandığımız mensubu olmaktan onur duyduğumuz Milliyetçi Hareket Partimizden aday olduk. Aday olduk. Daha sonra Cumhur İttifakı oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı olduk. O günden bugüne de belediye başkanıyız. Çeşitli hizmetlerimiz oldu ilçemizi güzelleştirmek adına. Tabii görevi devraldıktan sonra ilçemizin Konya'ya yakın 3 ilçeden bir tanesi olması vesilesiyle biz bunu hep dezavantajla gördüğümüz için biz bunu avantaja çevirmek için uğraş verdik. Ve hızla İslam sorunu çözmek için bir taraftan da ilçenin yeşil içinde Akören değil ama yeşil içinde Akören yapmak için uğraştık. İçinde yeşil olan bir Akören değil. Çevresinin peyzaj uygulamalarıyla çevresini aynı zamanda da İslam'ı çözmek adına hamleler yaptık. Tekstil atölyesi kurduk. Diğer taraftan biliyorsunuz Akören eğitimi, öğretimiyle ön plana çıkmış. Bürokrasideki insanlarıyla tanınıyor Konya havalesinde. Biz de bir kütüphane eksiğimiz vardı, onu kurduk. Şehitlik Meydanı kurduk, Seyir Tepesi, pazar alanı, sosyal tesis olarak Hırdüğün salonları ve asfalt çalışmaları, parke çalışmaları. Onun akabinde mesela yıllardır atıl durumda bulunan değirmenimiz vardı. Onu İslam sağlamak adına tekrar faaliyeti geçirdik. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun bizden önceki belediye başkanlarımız yapmıştı. Onu o bölge insanının hizmetini açabilmek için uğraş verdik. İlmek ilmek dokuduk. Çünkü 1992 yılında yapılmış. Daha sonra atıl duruma düşmüştü. Onu ilmek ilmek işledik. Vatandaşlarımız ve bölge insanının o havaledeki Çumra, Meram tarafındaki mahallelere de hizmet etmesi noktasında Meram'a da hatta ya. Yani. Meram'ın oradaki mahalleleri yani evet. Değil mi? Çok doğru Hamdi Bey. O şekilde bir çalışma yaptık. Hizmet. İnşallah daha güzel hizmetleri yapmak için de tekrar aday olduk. Tabii bölge insanının geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bir kantar eksiğimiz vardı. 60 tonluk bir dijital kantar da yaptık. O bölge insanına yardımcı olabilmek adına. Çünkü oranın şehrin önemli makamında bulunan bir belediye başkanı olarak vatandaşların hizmete ihtiyacı var. Biz de hizmet etmek için oradaydık. Hizmetin en güzeline layıktı. Çünkü büyük bir teveccüh göstermişlerdi. O teveccühün karşılığı olarak biz de gece uyumadan, gündüz yorulmadan, gece gündüz demeden hizmet etmek için uğraş verdik. Belli bir hizmetleri yaptık.
Allah razı olsun, yeniden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ve Genel Başkanım Bilge Liderimiz Türkmen Bey'imiz yeniden bize aday gösterdi. Sayın Devlet Bahçeli. Evet. Onun için tekrar yollara düştük. Sahada izlenimin aldığımız sevgi seli çok güzel. Elhamdülillah. Ve inşallah 2024 ve 2029 arasında da güzel hizmetler yapmak için adımlar atacağız. Allah nasip eder ise. Tabii biz 2019 yerel seçiminde vatandaşlarımıza broşür dağıttık. Dedik ki biz mahalle mahalle ne yapacağımızı tek tek anlattık. Bu tek tek anlattığımız bütün icraatların yanı sıra inanır mısınız biz o vaatlerimizin %100'ü değil ama %200'üne ulaştık. Evet. Bu kadar burada tevazu gösteremeyeceğim ama gerçekten Rabbimiz'i vesile kıldık. Bu sizin hakkınız zaten. Şimdi ilçemizin yıllardır kanayan bir yarası vardı. Örneğin Antalya yolumuz vardı bizim. 60 senedir bizden önceki belediye başkanlarımızla uğraş vermişti. Bu yol bizim dönemimizde açılmak nasip oldu. Ben burada tabii ki Uğur Başkanıma, Uğur İbrahim Altay Başkanıma ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Bu yol açıldı elhamdülillah. Akabinde belediyemiz küçük bir belediye. Geliri zaten personel giderine anca yetiyor. Ve bir GES santrali kuruldu. Bizden önce bağlantısı yapılmış. Biz de bunun hızla projelendirilerek ilçemize kazandırması noktasında ekibimizle beraber çalışarak ilçemize kazandırdık. Şu an gelir gelmeye başladı. Elhamdülillah 4 milyon 400 bine yıllık total bazda, global bazda bir para gelecek. Yani bir akar oldu. Ama en önemlisi son zamanlardaki fiyat, kömür fiyatlarının artması. Biliyorsunuz lipid gazın fiyatlarının biraz yükselmesi neticesinde bu küçük Şirin ilçemizi doğalgazla buluşturduk. Elhamdülillah. Ben burada tabii o zamanki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanım Sayın Murat Kurum Beyefendi'ye. Evet. Konya Milletvekilimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Kalacı Başkan'a. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Başkanıma, İl Başkanım Sayın Remzi Karaslan'a, il yöneticilerime, AK Parti İl Başkanıma, teşkilatlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu küçücük Şirin ilçeye taşıma da olsa doğalgazla buluşmasına sebep oldular. Allah razı olsun. Hani biliyorsunuz hayrı yapan kadar hayra vesile olan da tabii, o sebepten hayrı alırdı diyor. Ve şu an 664 tane abonemiz var. Allah nasip ederse yakın zamanda ihalesi yapıldı. 9 kilometre. Biz bunu 25 kilometreye çıkarmak adına 2023'te 7 ilçeyi doğalgazla buluşturuldu. Biz 25 kilometreye çıkararak daha fazla vatandaşlarımızın sebeplenmesi noktasında gayret sarf ediyoruz. İnşallah iyi yolda ilerliyoruz. Yakın zamanda değerli hemşehrilerimize bu müjdeyi vereceğiz. %60'ı bulmuş herhalde en az. Çünkü çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Çok Altı doğru. Akören'e değil mi? Çok doğru. Ama biz diğer taraftaki müstakil evlere de 31-12-2024 tarihine kadar ilçemizin tamamını doğalgaza buluşturmak istiyoruz. Çünkü sebebi şu ki ben saha gezintilerinde soruyorum. Ne yapıyorsunuz? Nasıl? Yakıttan memnun musunuz? Güzel ısınıyoruz. Allah razı olsun sebep olanlarından diyor. Akörence şöyle diyor. Naha Allah razı olsun. Şimdi bu kelimeyi duyduktan sonra inanın insanın vücudundaki adrenalin yükseliyor. Öteki taraftan bir hanım teyzeye vardık. Dedi ki ya dedi bizim Ahmet mi gelecek Konya'da kovamızı değiştirecek. Allah razı olsun sebep olanlardan bir düğmeye basıyorum. Her taraf ısınıyor. Evet. Sıcak suyun elinde buzum dedi. Bunlar mutluluk verici. Tabii bizler de gurur diyoruz, bahtiyar oluyoruz. Çünkü neden? Biz efendi değil, hizmetkar olmak için oradayız. Hizmeti de güzel yaptığımız zaman biz de memnun oluyoruz. Bu memnuniyeti karşı taraftan görünce daha da memnun oluyoruz. Elhamdülillah. Toparlamanızı rica edeyim başkan. Biraz sonra tekrar dönerim size. Tabii ki. İnşallah daha güzel hizmetleri yapmak için ikinci bölümde de anlatırım. Evet, evet. Diğer arkadaşların da zamanını çalmamak adına. Ama ben bu arada unuttum. Çok özür diliyorum. Ben burada Türk İslam aleminin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan
Ramazan-ı Şerif aylarının, tüm Konyalı hemşehrilerimizin kutluyorum. Mübarek olmasını. Mübarek olmasını diliyorum. Bugün bu arada ortaya da geçtik yani. İlk 10 bitti, evet. 11. Evet. gündeyiz bugün. Ya artık hızlı bir şekilde gidiyor Ramazan'da. Evet. Demek ki artık orada da başı rahmet ortası mağfiret. Mağfiret bölümüne geçtik, evet, yani. Mağfiret bölümündeyiz. Mağfiret bölümündeyiz. Doğru. İnşallah hepimizin kurtuluşuna vesile olur. Güzel günlere, bütün milletimizin güzel günlerine vesile olur. İnşallah. Ramazan ayı diyelim. Tabii seçim de öyle. Seçim de inşallah güzelliklere vesile olur. Ve hemen Ahmet Başkan'a dönelim. Başkanım, işte AKÖRE'yi anlattık. Bir de Güney Sınır'ı konuşalım. AKÖRE'n bu arada Meram'la gittiğimiz arka tarafta Konya'nın komşusu ya aslında, değil mi? Merkezin yani, daha doğrusu. Çok doğru Hamdi Bey. Konya merkezi. Yani Çurla tarafından gidersek biraz uzak gibi ama buradan mesela Hatip yolundan gittiğiniz zaman 39 kilometre. Evet. Yani orayı, o yolu da aslında canlandırmak lazım. Hem de Antalya yoluyla da birleştirmek lazım yani. Çok doğru. Ve de çok da güzel, çok şirin bir yol. Onu da bir defa bir Yazarlar Birliği gezisi vesilesiyle gitmiştik, gezmiştik. Gerçekten çok güzel, tam bir doğa yürüyüşü olmuştu bizim açımızdan da. Ve tabii Ahmet Bey'e döneyim. Hem kendinizi bir tanıtın, hem de işte bir girizgah yaparsanız onunla devam etmiş oluruz. Buyurun başkanım. Hamdi Bey, öncelikli olarak Ramazan-ı Şeriflerimiz tüm Konyalı ve Güney Sınır hemşehrilerimin mübarek olsun. Tüm hemşehrilerimi, özellikle Güney Sınır hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim. 1971 doğumlu, Güney Sınır doğumluyum. Evli ve 3 çocuk babasıyım. 3 çocuğum da oğlan. Evet, erkek maşallah. Yaptığımız. Kendim sanayiciyim. Halen işlerim devam etmekte. 2001 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilçe başkanı olarak siyasete atıldım. Evet. O gündür bugündür siyasetteyim. 2019 yılında göreve geldik. Ve 2024 yılında tekrar talip oldum. İlçe teşkilatımız, il başkanımız, genel başkanımız, cumhurbaşkanımızın sayesinde görev tevdi edildi. Tekrar yollara düştük. Evet. Ben kısaca şöyle ana başlıklarıyla ilçemize 5 yılda ne yaptık diye anlatmak istiyorum. Ama benim bir şahsen sloganım var. Sevdamız Güney Sınır diyoruz. Evet. Ve bu sevdamızla yatıyor, kalkıyoruz. Gecemiz, gündüzümüz olmadan çalışıyoruz. Güney Sınır'ımıza da bu 5 yılda birçok hizmetler kazandırdığımıza inanıyoruz. Tüm hemşerilerimizin sayesinde. Bunu yaparken ilçe teşkilatlarımız, AK Parti ilçe teşkilatımız, MHP ilçe teşkilatımız, AK Parti il başkanımız, MHP il başkanımız ve cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın, milletvekillerimizin sayesinde birçok hizmet gerçekleştirdik. Bunları yaparken 2019 yılında görev aldık. Dedik ki istihdama yönelik bir proje geliştirmeliyiz. Bu nedir? Bir tekstil atölyesi de düşündük. Bir tekstil atölyesi kurduk. Şu anda kapasitesi 200 kişi. Çalışıyor 200. 200 kişi yok. Şu anda 60 kişi ama bazı nedenlerden dolayı 60 kişi şu anda istihdam sağlıyoruz. Evet. Bu bizim ilçe için çok önemli bir şey. Ve 60 kişinin de ağırlığı olarak bayanlar. Evet. Şu zaten hanımefendiler çalışıyor tekstil atölyelerinde. Tabii. O anlamda çok değerli de oluyor aslında. 60'ı 3 ile çarptığınız zaman ciddi bir rakam eder bizim gibi, bizim ülkemizdeki ilçeler için. Kesinlikle doğru. Ve bizim ülkemizdeki ilçelerin gelir kaynağı biraz düşük olduğu için dedik ya, ne yapalım, düşündük, bir GES projesi yapalım dedik. Evet. 400 kW bir GES projesi yaptık. Güneş enerjisiyle. Evet. Onu yaptık ve şu anda devreye aldık. Yıllık ortalama 3,5-4 milyon lira gibi o civarda bir yıllık gelir elde edeceğiz. Evet. Bu da bizim gibi ilçeler için ciddi bir rakam. Kesinlikle öyle. Evet. Ve yıllardan beri ilçemizde olmayan TOKİ'yi getirdik. 114 daire, 8 iş yeri. Bu da ilçe halkımızın, hemşehrilerimizi şu anda bitmek üzere hizmetini sunacağız. Yani yaklaşık 4. 15'i gibi zannedersem anahtar teslimlerini yapacağız nasip olursa. Evet, yani bitti, hazır, teslimi yapılacak. Tabii, şu anda bitmek üzere. Evet. Geçici kabuller yapılıyor şu anda. Geçici kabuller yapılıyor. Tabii. Da. Belki de tahsisler de yapılmıştır. Kimin olduğu belli olmuştur. Tabii belli. Yerleri bile anahtar teslimine geçeceğiz. Evet, evet. Bundan sonraki süreçte. Ve biraz önce de İsmail Başkanım da anlattığı gibi yıllardan beri bizim beklediğimiz ve benim ikinci dönem belediye başkanım, önceki dönemde uğraşmama olmadığı, bu döneme nasipmiş
doğalgazı ilçemizde buluşturduk ve hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Evet. Ve şu anda doğalgazı bu yıl sadece ilçe merkezi Mevlana mahallemizde buluşturduk. Ama 2024'te nasip olursa 3 merkez mahallemizde yayılacak. Evet. Yani tüm hemşerilerimize sunacağız. Ama şu anda doğalgazı var Güney. Tabii. İzmir'in. İlçemizin şu anda doğalgazı var. Hemşerilerimiz kullanıyor şu anda. Evet. Ve ilçe merkezimize 3 kilometre sıcak asfalt kablaması yaptık. İlçe merkezinde. Çünkü ilçe merkezine Konya'dan, Ankara'dan gelen misafirlerimiz olduğu için önceli olarak onları düşündük. Bunların devamı gelecek. Öbür bölümde yapacağımız projeler arasında onları da söyleyeceğim Hamdi Bey. Ve bir çöp alanımız vardı. Murat Kurum Bakanımız oraya bir belli bütçe vererekten rehabilitasyonu yapıldı. Ve önümüzdeki günlerde de ihalesi yapıldı. Şu anda Büyükşehir Belediyesi tarafından çöplerimiz Kaşınan'ı arıtma bölgesine taşınacak. Bu şekilde. Evet. Konya'nın çöp Güney Sınır. Yok yani Konya'nın toplandığı bölgeye mi gelecek? Tabii. Orada ayrıştırma, ayrıştırma bölgesine gelecek. Evet. Bey. Ve Güney Sınır Belediye Hizmet Binası'nın bir hayırsever vatandaş tarafından hiç para belediye bütçesine para harcamadan 520 metrekare ilave ek bina yaptırdık. O da içinde nikah salonu olan, toplantı salonları olan, idari binalar olan bir bölüm. Bunu da hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Ve ilçemizde daha önce de bulunmayan düğün salonu inşa ettik. Bunu da açılışını yaklaşık bir ay önce falan Uğur İbrahim Altay Başkanımız geldi. Onunla beraber açılışı yapıldı. Gençlerimizin hizmetine sundu. Sunulmuş oldu. Tabii burada düğün, nişan, kına, asker gecesi gibi gençlerimizin hizmetine sundu. Hatta konferans olsa konferans da yapılır tabii, değil mi? Tabii. O bölgede zaten ilçelerde o tür binalar onlara da hizmet ediyor. Evet. Bir de şeyi sorayım. Yani Güney Sınır'daki çok şey ilçeler arasındaki o bağlar ya veya bölgeler arasındaki bağlar sağlanabiliyor mu? Kopukluk var mı daha doğrusu onu söyleyeyim. Yok. Bugüne kadar yani çevre komşu ilçelerimizde ve komşu illerimizde hiçbir kopukluk sağlanmadı. Yok yok. Kendi içinde diyorum. Çünkü hani bir iki tane ilçeden birleşti oldu. Pardon iki tane beldeden birleşti oldu diye daha çok söylenir ya Güney Sınır biliyorsunuz. O bütünlük tamamen sağlanmış oluyor ama değil mi şu an için? Şöyle Hamdi Bey ben aslında ona katılmıyorum. Şöyle biz Güney Sınır 90 yılında ilçe olduk. Ve bir önce saydığım tamamen projelerimiz de Mevlana Mahallesi'nde. Evet. Amacımız ilçemizi geliştirmek, ileriye taşımak, çıtayı yükseltmek adına tamamen ilçe merkezine yayılmak istiyoruz. Bu arada bir kapalı pazar yaptık. Geçen de açılışı yapıldı geçen, değil mi? Evet, iki gün önce Konya Milletvekilimiz ve Genel Sekreterimiz gelerekten açılışı yapıldı. Uğur Başkan da vardı herhalde değil mi? Uğur Başkanımız katılamadı. Çumra'dakine mi katıldı öyleyse? Güneş'ine katılamadı. Uğur Başkanımızın Allah yardımcısı olsun çok yoğunluğundan dolayı katılamadı. Ama sağ olsun Genel Sekreterini görevlendirdikten Ziya Altınyalı vekilimizle beraber açılışını gerçekleştirdik. Ercan Bey'in fotoğrafı vardı. Evet. Doğru doğru. Haberler ve, bize geçiyor ve oradan görüyorum. Evet lütfen. Ve buyurun. Kapalı pazarımız 2300 metrekare kapalı alan. Çok amaçlı düşünüyoruz. Ve ben buradan kıymetli hemşerilerime de şunu söylemek istiyorum. Yazın düğün yemeklerini haçtan gelen vatandaşlarımız yemek verir altında kapalı alanda verebilirler. Ücret almayacağız Hamdi Bey. Evet. Ücretsiz. Bizde mobil istasyonu geliyor, vize istasyonu. Daha önce işte kışın yağmurun karın altında, yazın sıcağın altındaydı. Mobil vize istasyonu da pazar yerini aldık. Evet. Pazar yerindeki amacımız da tüm mahalleleri birleştirmek. Diğer mahallelerimizde pazar günleri dururken üçüncü bir pazar günü belirleyerekten Mevlana mahallemizi de sürdürmek. Evet. Biraz sonra devam edelim veya toplayın isterseniz. Toparlayın. Zaman kısıtlı ama birkaç bölüm kaldı. Onları söyleyebilirim. Ve mahallelerimize iki tane elektronik kantar yaptık. Bu da çiftçilerimizin hizmetine sunduk. 150 bin metrekare civarında kilit taş, 35 kilometre satı kaplama asfalt yaptık Hamdi Bey. Ve her yıl çiftçilerimize geleneksel hale getirdiğimiz fide ve fidan desteğini sağlıyoruz sürekli. Her yıl veriyoruz. Evet. Yani isterseniz biraz sonra devam edelim. Biraz sonra devam edelim. Bence mahsuru yok yani. Sizin için şey yoksa. Yok. Bir de Çumra'ya
şey olmasın, haksızlık olmaz. Bir merhaba diyelim de ondan sonra devam edelim istiyorum. Başkanımızın hakkına da girmeyelim. Yok, hak olmaz ama en azından bir nezaketli olmuş tabii oluruz. Bir hoş geldin tabii diyelim. Değil mi? Yani Fatih Bey'e de. Şimdi Fatih Bey tabii diğer başkanlarımıza göre daha yeni başlamış olacak. Yani yeni devir alacak. Yeni mührü devir alacak diyelim. Mühür yeni devredilecek Fatih Bey'e. Ama Çumra'nın ilçe tarım müdürü, yani Çumra'yı çok iyi bilen, Çumra'yı ben şahsen bildiğim, Çumra'yla çok güzel bir ünsiyeti olan, Çumralılar tarafından sevilen, kabul gören bir aday olmuş oldu aslında. Bu anlamda çok da önemli, değerli. Ama bir de hem Fatih Bey kimdir, Fatih Demirci kimdir, bize bir bunu anlatın. Hem de süreci bize bir anlatırsanız memnun oluruz. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim Hamdi Bey, güzel övgüleriniz için. Hem sizlere hem de TV 42 yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bizleri buraya konuk ettikleri için. Hem ekranları başında hem de sosyal medyadan bizleri takip eden hemşerilerimizin de Ramazan-ı Şeriflerinin mübarek olmasını, bu aylara, bu günlere tekrar kavuşmayı, nasip olursa Ramazan'a sevinç içerisinde mutlu bir şekilde kavuşmayı ve gecelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1985 yeni su doğumluyum. 85 aslında oldukça gençsiniz yani. Evet, oldukça gençim. Konya Veteriner Sağlık Meslek Lisesi mezunuyum ve Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum. Hem lise öğrenimi hem de üniversite öğrenimi tarım üzerine yaptım. Evet. 5 yıl özel sektörde çalıştıktan sonra kamuda çalışmaya başladım 2006 yılında. 2006 yılında memuriyete başladıktan sonra da 2013 yılından beri de idarecilik görevini yürütmekteyim. Yani ilçe tarım müdürlüğü görevini yürütmekteyim. 6 yıldır da ilçe tarım müdürlüğü görevini Çumra'da yürütmekteyim kendi memleketimde. Kendi memleketimde tarıma hizmet vermeye çalıştım ve bu konuda da başarılı olduğumu sahaya çıkınca anladım. Evet. Artık 31 Mart 2024 seçimleri süreci başladı. Sahaya çıkıyoruz. Kendimizi tanıtmaya veyahut da yapabileceklerimizi anlatmak için sahaya çıktığımızda yani karşılaştığımız teveccüh demek ki 6 yıl boyunca güzel izlenim bırakmışım. Evet. Onu gördüm. Hani birinin seni övmesi kendi kendini övmekten daha güzel. Kesinlikle doğru canım. Şimdi Çumra'mız Hamdi Bey, siz de biliyorsunuz, siz yakinen biliyorsunuz. Evet. Orada da bir mesainiz oldu. Tarım sektöründe Türkiye'de isim yapmış bir ilçemiz. Marka canım yani. Çumra bir marka. Evet. Bu tartışılmaz. Kesinlikle tarımda bir marka. Tarım ve gıda da diyelim hatta. Tarım ve gıda da evet. Çumra kendini ispatlamış marka bir ilçe. Haliyle dışarıdan da göç alıyoruz. Evet. Şimdi bu tarımla göç almamızın yanı sıra bir de Çumra OSB'miz faaliyete girdi. Hemen hemen belki her hafta bir temel atma veyahut da bir fabrikanın açılışı. Şöyle Fatih Bey, yapılıyor. Bundan 10 yıl önce Çumra için 15-20, 25-30 binli rakamlar, nüfuslar telaffuz ediyorduk değil mi? Bugün hadi diyelim 30-35 bin olsun canım yani. Hadi 10 demeyelim de 20 yıl önceye gidelim yani. Ama bugün kaç demiştiniz nüfusu? Yani 68 bine yaklaştı. 68 yani bizim çok büyük ilçelerimiz sınıfına, yani mesela Seydişehir, Beyşehir, Ereğli, Akşehir sınıfına giriyor Çumra artık yani. Bu çok önemli, çok değerli bir de merkezde de bir bütünleşiyor. Ama tarım arazilerini yok etmemek lazım. Onu altını şimdi tarım arazileri, birinci sınıf tarım arazimiz var. İkinci bölümde bu konuya da değineceğiz. Şimdi biz nüfus olarak artan, dışarıdan göç alan bir ilçeyiz. Tarımda nam yaptık. Evet. Tarımda iyiyiz. Ama artan nüfusumuza paralel artık kültürel alanlarda da, sosyal alanda da, imar alanında da, diğer konut veya arsa tahsisi gibi alanlarda da paralel gitmemiz gerekiyor. Yani büyüyen Çumra'mıza yakışır bir şekilde belediyecilik hizmeti sunmamız gerekiyor. Şu an Türkiye yüzyılındayız. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye yüzyılı. Evet. Bunu Cumhurbaşkanımız ilan etti. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da Uğur İbrahim Altay Bey'in de Konya modeli bir belediyecilik anlayışı var. Ki bu da Türkiye'de marka olmuş bir anlayış.
Akabinde de 26 Haziran 1926 Çümra'mızın kuruluşu. Yani 2 yıl sonra Çümra yüzyılını yaşayacağız. Evet. Bu Çümra yüzyılını yaşarken bu bayrak yarışında ben de olmak istedim. Bir müracaatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle belediye başkanı adayı olabilme şerefine nail oldum. Evet. Artık tarım sektöründen de biraz önce demiştim, tarımdan da farklı diğer kollarda da hizmet vermek adına bu süreçte biz de varız dedik. Bismillah dedik. Çıktık. 41 tane kırsal mahallemiz var. Evet. Hepsini gezdik. İşte ilçe tarım müdürlüğünden dolayı sözlerimin başında da sağ olsun bütün hemşerilerimiz güler yüzlü karşıladılar. Sevindiler, memnun oldular. Desteklerini beyan ettiler. Bu bize de farklı bir şevk, farklı bir heyecan kattı. Çünkü alnımızın akıyla çıkmışız. Evet, evet. Meydana. İnşallah seçimden sonra belediye başkan olduğunuz takdirde o da alnınızın akıyla çıkarsınız. Ben ama hiç şüphe duymuyorum. İnşallah, size. İnşallah Hamdi Bey. Evet. Yani sizle daha önce de bir tanışıklığımız, daha önce de bir dostluğumuz yani. Evet. Böyle olsun canım. Dostluğumuz vardı. Kendiniz de yakinen biliyorsunuz tarım sektöründe, kooperatifçilikte yapmak evet, için uğraştıklarımı. Bence o kooperatif falan da çok önemli konular. Ya yani onu söyleyeyim. Bir de şöyle, bence Çumra açısından, Çumra'da elbette sanayi de var ama Çumra'nın arazisi, toprak arazisi anlamında Konya'nın en fazla sulanabilen arazisi ne oluşturuyor Çumra'nın arazisi? 1 milyon dekar. De 1 milyon dekarlık bir alanda değil mi? Yani evet. Ve neredeyse tamamına yakında sulanabiliyor değil mi Çumra'nın? Yani %85'i sulanıyor. En azından %85'i sulanıyor. Ben de neredeyse bütün alanları gezdim ya, gördüm ve çok da verimli maşallah her taraf. Hiçbir sene nadasa kalmadan o yükü kaldırıyor tarlalar. Böyle bir yerde tarım il müdürlüğü, ilçe müdürünün belediye başkan adayı gösterilmesi de çok değerli, onu söyleyeyim. Allah razı olsun. Yani tam yerine tespit olmuş. Ekleyecekleriniz varsa alayım, yoksa tekrar başkanımıza şimdi devam edeceğim. Şimdi bir lale düşünün, lalenin evet, bir göbeği var, ortası var. İşte bu lalenin göbeği, ortası, en kıymetli yeri Çumra. Evet, evet. Tarımda Çumra. Bu en kıymetli yeri artık olduğundan daha da ileriye taşıyabilmek adına biz de varız dedik bu yarışta. Bu bir bayrak yarışıydı. Cumhur İttifakı'ndan belediye başkanı adayı gösterildik. Nasip olursa projelerimizle beraber Türkiye yüzyılına eşdeğer Çumra yüzyılını hizmet anlayışı içerisinde ayırmadan, ayrıştırmadan, partimizin sloganı budur, ayırmadan, ayrıştırmadan hep beraber, tüm hemşerilerimizle beraber, el birlik Çumra'mızı layık olduğu yerin daha da üst seviyesine çıkarabilmek adına gece gündüz gayret edeceğimizin sözünü veriyorum buradan. Evet, bunu yapacağınıza da benim de şüphem yok diyelim ve tekrar başa dönelim. Başkanım, tekrar geldik. İsmail Başkanımızla biraz konuşalım. Bize Akören'de işte kısmen yaptıklarınızı anlattınız. Yani bu anlatamadıklarımız da var. Onları da ekleyecekleriniz olursa onları da ekleyin. Tabii bundan sonraki süreçte şu anda saatimiz 21.40 diyelim. Yani 21.39'u gösteriyor. Yani işte bir ne var? 35 dakikalık bir süremiz var. Bu süreyi verimli konuşalım, verimli kullanalım. Hem eyvallah, kalanları aktarın, hem de yapacaklarınızı anlatın. Ama 6-7 dakika sonra sözünüzü keserim başkanım, onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. Zamanlar ama hızlıca sıralamak isterim. Bakınız, ilçemizin çok güzel 10 yatakta bir entegre hastane yapıldı. Şu an hizmet açıldı. Ben buradan Fahrettin Koca Bakanımıza da teşekkür ediyorum. TOKİ, evet, 219'luk konut teslim edildi. Doğalgazı da hızla verildi. İlçemize ilk defa 11 kilometre 12 santim genişliğinde sıcak asfalt da buluşturuldu. Ve Yüz mevkisi denilen bir yer var. Yani Ağlar ve Tülce Mahallesi'nin bağlantı yolu, çit yolu, buranın 1 kilometrelik asbest borusu değiştirildi. Üstün sıcak asfalt atıldı ve çevre peyzajı yapıldı. Bordür çalışmaları bitti. Araç flomuz.
Araç foyumuzu da genişlettik. Ve 1342 tane iğde, çınar ağacını ilçemizde buluşturduk. Elhamdülillah. Toprakla buluşturduk. Toprakla buluşturduk. Bizim dönemimizde 5.473.000 adet taş, evet, döşenmiş ve bütün mahallelerimizde hizmetler yapılmıştır. Şimdi bütün bu ilçemizde bulunan hizmetlerin yanı sıra önem arz eden 3 tane şehidimizin ismini taşıyan parklarımızı da güzelleştirdik. Evet. Elhamdülillah. O şehitlerin ismini telaffuz edebilirsiniz isterseniz. Mesela Hayati Yoncalık şehidimizin parkı vardı. Orayı güzelleştirdik. 2300 metrelik çim saha ve ağaçlandırma, kırdüğün salonu, ihata duvarları sur şekline getirdi. Önünde 310 metrelik sıcak asfalt ve 18,5 metre genişliğinde yolu genişleterek park alanını genişlettik. Aynı zamanda yani uçak bile inebilir mi? Yalan da yok, hilaf da yok, inebilir. Helikopter inebilir mi? İnebilir. Gerçekten güzelleştik. Diğerden Muhammed İkbal, Muhammed şehidimizin ismi olan orayı da ışıklandırma yaptık. Diğer Mehmet Tarlacı şehidimizin orasına da çevresini güzelleştirerek oraya da kütüphaneyi yerleştirdik. Ve gençlerimiz, çocuklarımız ve büyüklerimiz de çocuklarını getirip kütüphaneden bilgilerini öğrenmek, derslerini çalışıyor. Ben tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize de bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı mutluluklar dilerim. Bakın 2024'ten sonra yapacak, eğer gelirsek göreve, ki Allah'ın izniyle gördüğümüz sahadaki teveccühler. Nasıl yani, şöyle şu anda kaç aday var mesela, bunları da sorayım. 11 aday var. Ya maşallah, nasıl olsun? Şimdi Hamdi Bey, ben bir televizyon programında bu konuşmadan sonra sizin gibi sordular bütçeniz nasıl diye. Ben de dedim ki yani bir araba düşünün, tekeri patlak, contası yanmış, biz bu aracı yürüttük, şu an paramız da var, 6 ay devlet para da vermese 6 ay personelin maaşını da karşılayabilirim deyince 11 tane aday çıktı, ama hepsine başarılar dilerim. Çünkü neden? Bu hizmet yarışında, bu hizmet yarışında ben de varım demiştir. Hepsine başarılar dilerim. Ama sahadan aldığımız bu teveccüh bize yetiyor. İnşallah onlar için yapmayı düşündüğümüz ve planladığımız projeler var. Örneğin 21 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı 4923 sayılı kanunla Konya'da 5 tabiat parkı vardı. 6. Sakören'de oldu. Mavi Boğaz Tabiat Parkı. Evet. Her daim beklerim. Çok güzel bir alan. Ortasında çarşamba, çayakar ve bir kanyonumuz var. Görmenizi çok arzu ediyorum. Evet. Buradan da tüm... Gezmiştik biz orayı. Geçmiştik bir. Ya hakikaten fevkalade. Oranın ya. Gelişme planı hazırlandı. Evet. Vaziyet planı da şu an Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde hazırlanıyor. Yakın zamanda Allah izin verirse ihalesi yapılıp orası turizme kazandırılıp Kilisra Akören Tabiat Parkı ve Çatalhöyük ekoturizmine kazandırılıp bu turizmden Akören'de, bu şirin ilçemizin de pay almasını sağlayacağız Allah izin verirse. Bir okulumuz vardı. Bizden önceki bürokraside de yer almış, bakanlarımız, vekillerimiz, genel müdürlerimizin yetişmiş olduğu Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulumuz vardı. Burayı korumaya aldırarak restorasyon çalışmalarına başlanacak ve Sayın Valimiz Vahdettin Özkan Bey'e de buradan şükranlarımı sunmak isterim. Gerçekten bu aşamada bize büyük destek verdi. Uğur Başkanım da buna ilgi göstererek büyükşehir eliyle yakın zamanda ihalesiyle yapılıp müzede İnşallah ilçemize kazandırılacak. İlçemizdeki ecdadımızın kullanmış olduğu alet edevatlar orada sergilenerek hem ilçemize gelen ziyaretçilerin gezebileceği, görebileceği, hem de bizim gençliğimizin ve geleceğimizin gençlerinin görebileceği bir müze haline çevirmeye çalışacağız. Ve çiftçilerimize biz taahhütte bulunduk. Petrolümüzden Harman VRS 500 litre. Onlara destek. Çünkü üretken belediyecilik anlamında destek şurayı bir lazım. Duyayım. Petrol mü dağıtıyorsunuz yani? Harman yani, Veresi'ye yani. Harman Veresi'ye her çiftçimize ÇKS'sini belgeleme kaydı ile 500 Allah. Litre mazot. Ben bunu Harman ilk defa Veresi'ye. Duyuyorum herhalde. Başka bir yerde var mı böyle bir problem? Ben bunu ilk defa duyuyorum. Bu çok güzel olmuş aslında. Çünkü şimdi. Üretken belediyecilikte biz 500 litre, 500 litre. Az da değil yani. Az da değil.
Ama inşallah bütçemiz daha iyi olursa daha fazlasını evet, veririz. Evet. Yani çünkü iki doldurur yani üretim, benim bildiğim. Biz burada. 2019'da üretken belediyecilik anlamında tüm üreten çiftçilerimizin yanında olduk. Yine 2024 yılında böyle bir projeyi, programı alarak yine üretimin yanında yer aldığımızı çiftçilerimize ve hemşerilerimize göstermek istedik. Çünkü üretim ağı kopmamalı. Üretim ağı koparsa her şey biter. Petrol ofisiniz mi var? Oradan mı veriyorsunuz? Belediyemize ait petrol istasyonumuz var. Petrol istasyonu, ofis diyorum. Hayır. Petrol istasyonumuz var. Oradan destek veriliyor. Allah izin versin. Bu çok güzel bir... Yine bir hayvancılık sahamız var. İnşallah buradan MEDAŞ Genel Müdürümüz Erol Bey'e de teşekkür ediyorum. 2024 programını aldırdı. İnşallah elektrik hattı çekilerek oranın parselasyon çalışması da tarafımızdan yapıldı. İnşallah oraya da KOS Genel Müdürü tarafından bir de depo yapılacak ve orasında hayvancılık sahası olarak hayvancılık kardeşlerimizin hizmetine sunulacak. Onun akabinde yine bir akbeton santrali kuracağız Allah izin verirse. Çünkü bizim ilçemiz kenarda ve unutulmuş şirin bir ilçenin bir beton santrale ihtiyacı var ki 4. etap TOKİ başlayacak. Allah izin verirse çünkü beton santrali kendi kendini ödesin hem de ilçeye bir katkı olsun diğer ilçelere de satış yaparak belediyede bir gelir getirici faaliyet olsun istiyoruz. Akabinde tabii ki burada yine Kalaycı Başkanıma teşekkür ediyorum. Hem Şumra hem Akören için 12 Mayıs 2022 tarihinde ilçemizi yatırım teşvik kapsamına aldırdı. İnşallah görüşmelerimiz devam ediyor. Konseyat Genel Başkanımız Kemal Çelik'le beraber ilçemize inşallah yakın zamanda iş adamlarımıza görüşüyoruz. Bu yatırım teşvik kapsamındaki ilçemize yatırım çekmek ve istihdamı daha fazla arttırmak. Çünkü bu Şirin ilçemizin 11.400 olan 87'deki ilçe olurken nüfusu hızla erimiş. Erimiş. Biz doğalgazı getirerek bu nüfusu durdurduk ama bunun üzerine artı koymamız lazım. Evet, evet. Bu da istihdamlı olur. O da istihdamlı olur. Onun için inşallah ikinci dönemde çalışmalarımızı bu minvalde yoğunlaştıracağız. Ve ilçemizi daha güzel hale getirmek için uğraş vereceğiz. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Hadim Hazretleri'nin buyurduğu üzere. Kim ola dünyada koya bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Elhamdülillah çalmadık çaldırmadık. Yemedik yedirtmedik. Biz eserleri yaptık. Elhamdülillah bizi bu eserleri yapmamız da, tabii Cenab-ı Allah bizi vesile kıldı. Çünkü Estağfirullah kün ve yakın Allah'ın dediği olur. Cenab-ı Allah bize bu eserleri yapmaya vesile kıldı. Allah'a ne kadar hamd senalar etsek azdır. Gerçekten bizi buraya davet ederek kendimizi ifade etme fırsatı verdiniz. Başta Zatıhalinize ve Kanal 42 ekibinize şükranlarımı sunuyorum. Burada müsaade ederseniz Belkuy Mahallesi'nde Ayşe Şevik kardeşim var. Evet. Engelli. Muhabbetimiz çok derin. Buraya Ayşe Şevik. Öyle mi? Ben evet. de ismini telaffuz edeyim. Ayşe Şevik kardeşimize selam söylüyoruz öyleyse. Aynen öyle. Ben sürçülisan ettiysek affola. Yaşlı bakım merkezli içinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda müjdeyi vereceğiz. Orada da bir 30 kişi istihdam edeceğiz. Allah nasip ederse. Tabii unuttuğumuz şeyler var. Ben bu biraz sonra biraz eğer yani bu kitapçığı da ben giderken size hediye etmek tabii, istiyorum. Tabii tabii. Teşekkür ederim. Çünkü bu faaliyet raporu. Hem yapılanlar değil mi yani? Hem yapılanlar ama o belgenin başında bir nüans var. Onu da size arz etmeden geçemeyeceğim. Evet. 2019 yılında göreve geldik. Hamdi Bey, gösterebilirim. 2019 yılında göreve geldik. Evet başkanım. 2023 yılına kadar yapmış olduğumuz faaliyetleri oraya nakşettik. Bakın yıl 2019 oradaki tarihe bakarsanız 1923 ve 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı. O şekilde kapak resmi yaptık. Ve iş kapağı da Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın resmini nakşettik. Çünkü biz sözde değil, özde birlikte yaptık. Buraya gösterelim, tamam. Çünkü biz yani, Cumhur İttifakı'yız. Evet. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Ben şahsıma tekrar bu görevi tevdi eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e ve bilge liderimiz Türkmen Bey'imiz Genel Başkanım Doktor Devlet Bahçeli Bey'e ve teşkilatlarıma tekrar doyduğum yere hizmet etme fırsatı verdikleri için ben onlara müteşekkirim, şükranlarımı sunuyorum. Ve bana teveccüh gösterip Akören'e ilk 5 yıl hizmet ettik. İnşallah ikinci 5 yılı da verecek olan Akörenli hemşerilerimi
en derin kalbi şükranlarımla selamlar. Teşekkür ediyorum. Ramazan ayını tebrik ederim. Çok çok teşekkür ediyorum ben de. Bence tam zamanında da bitirmiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tabii ki bu arada Ahmet Başkanımızdan da böyle bir performans bekliyoruz. Hem hepsini atlatsın hem de zamanında bitirmiş olsun diye. Tabii başkanım yani yaptıkların maşallah yani bunu şey için söylemiyorum, abartılı söylemiyorum. Dün başka başkanlarımız vardı. Çok verimli ilçelerimiz açısından çok verimli bir dönemden geçiyoruz. İşte doğal gazlar, yolların yapıları, yani bir zamanlar beton yol, yani bırakın siz asfalt yollardan bahsedemezken, şimdi sıcak asfaltlarla yapılmış, işte TOKİ'lerin geldiği, iş yerlerinin ona göre düzenlendiği, aslında bambaşka bir süreçten bahsediyoruz ve bu konuda da emeği geçen bütün başkanlarımıza, bütün yerel yöneticilerime ben şahsen teşekkür ediyorum bu milletin bir ferdi olarak ve size de şöyle 6-7 dakikalık da size zaman tanıyayım başkanım. Siz de bize aktarabileceklerinizi ve tabii yapacaklarınızla birlikte anlatırsanız sonra Çumra'ya dönelim. Çumra'yla da tamamlamış olalım. Buyurunuz. Ben de sizin nazik davranışından dolayı ben de size teşekkür ederim Hamdi Bey. Az önce yaptığımız hizmetleri anlatırken bir şey atlamışım notlarıma bakarken. Bir belediye olarak ve Büyükşehir Belediyesi'yle ortaklaşa bir projemiz vardı. Dedi ki her ilçenin kendine has bir özelliği var. Evet. Uğur Başkanımız oturduk, değerlendik. Dedik ki Güneysin'de bir lavanta bahçesi yapalım. Evet. Lavanta ekimini amacımız neydi? Çiftçilere örnek bir bahçe yapmak. Lavanta az süsten bir bitki olduğu için bizim ilçemizin %75'i kıraç, %25'i sulak. Yani ve, Çumra'nın mesela tam zıttı yani. Tabii kesinlikle. Ve az süsten bir bitki olduğu için hem belediye olarak kültürel ve sosyal yönden dedik ki insanlar Güneysin'i ilçemizi tanısın tamamen düşüncesiyle 60 dönüm 120 dekar lavanta ektik. 3. yıldayız. Bu sene ciddi bir ziyaretçimiz vardı. Nasip olsa bunun üzerinde biraz daha durmayı hedefliyoruz. Evet. Ben bu yıl gerçekten bunun faydasını gördüm. Yani ilçemizi tanıtma adına söylüyorum. Bir yıl dışına çıktığınız zaman herkes tanıyor artık. Çünkü sosyal medya günümüzde biliyorsunuz. Kesinlikle. Ön planda. Evet. Ve özellikle vurgulamak istediğim bir konu Hamdi Bey, damıtma tesisi, lavanta damıtma tesisi. Yani lavantanın yağ çıkarma merkezi diyebilirim. 31 ilçede sadece Güneysar'da var. Şu anda yapılıyor yani. Tabii tabii. Şu anda tesisimiz devrede ve bu tesisimize... Büyükşehir'le birlikte kurduğunuz bir tesis tabii, miydi? Tabii. Haberini hatırlıyorum değil mi? Büyükşehir Belediye'miz ortaklaşa bir projemiz. Evet, yani evet. Büyükşehir Belediye'mizin ciddi anlamda destek verdiği bir proje. Ve Uğur İbrahim Altay Başkanımızın da yakından takip ettiği bir proje. Evet. Ve bizim yağ ayrıştırma merkezimize, yani damıtma tesisimize Isparta, Burdur, Nevşehir, Akşehir, Nevşehir, Kırşehir'den oradaki hemşehrilerimiz bizim ilçemize gelirken yağ ayrışım merkezinde lavantanın yağını çıkarttırıyorlar. Evet. Böyle de ciddi bir projemiz var. Para vardı. Kazanıyor orası. Tabii. Hem para kazanıyor tesisimiz. Evet. Hem de ilçemizi oradaki illeri tanıtıyoruz. Evet. Yani Güneysin'de bir ilçe var kardeşim diyoruz yani. Böyle bir şeyimiz var. Yapacaklarımız... Güneysin'de var zaten. Yani bir tarafı Toroslara bakar, birisi bir tarafı Konya Ovası'na bakar. İlçemizde ben hep gurur duydum. Ben Güneysin'de doğdum. Güneysin'de yaşamaya devam ediyorum. İlçemi seviyorum. Çünkü sırtımız Torosların eteği, önümüz ova. Evet evet. Değil mi yani? Bir ilçemizde. Gerçekten. Hem kırsalı çok var. Hem de ovası çok var. Çok farklı bir coğrafyası var artık, evet. Hakikaten. Nasip olursa 1 Nisan'dan itibaren görevimizi eğer vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz tevdi ederse... Tekrar tevdi ederse... Tabii. Evet. Projelerimiz hazır masamızda Hamdi Bey. Bir meydan projemiz var. Bizim Mevlana mahallemizde belediye ile köy binasının arasındaki bir boşluğumuz var. Ve belediye arkasında bir eski binalarımız var. Onları yıkaraktan bir bütün halinde projelerini çizdirdik. Bütçesini bulmak üzereyiz. Nasip olursa 1 Nisan'dan itibaren nihayete çıkacağız. Yani bunun içerisinde lokantası olan, kafesi olan ve bunu da belediye olarak kendimiz işletmeyi planlıyoruz. Evet. Yani vatandaşlarımıza hijyenik, ucuz işte lokantasıdır, efendim mesela kafesidir. Bu tür insanların ailesiyle gelip oturup
eğlenebileceği bir yer planlıyoruz. Evet, hatta dışarıdan gelenlerin de. Tabii tabii, kesinlikle. Bir ilçede bunlar çok önemli. Yani bence her ilçede nüfusu ne olursa olsun bir restoran, lokanta tarzı bir yer olmalı bence zaten yani, kesinlikle. İlçemizde var ama biz bunu biraz da belediyeler artık biz yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bizim ilçemizde bir meydan projemize ihtiyaç var idi. Projesini çizdirdik. Hazır şu anda projemiz oranın. Evet. Hazır. Çünkü bir de büyükşehirin kafem tecrübesi var. Evet. Çok değerli bir tecrübe. Yani işte onu ilçeye taşımak lazım yani. Her evet. açıdan hem şeyi çok iyi yürütüyorlar hizmetini, hem ürünleri çok iyi, standardı oldukça yüksek. Bunu bütün ilçelere yaymak lazım aslında. Değil kesinlikle. Mi? Bizim projemiz o şekilde. Ve biraz önce söylemiştim ama tekrar üstüne vurgulamak istiyorum. Doğalgaz şu anda bizim sadece Mevlana Mahallemizde 2024'teki Enerji Genel Müdürümüzle görüşerekten 3 büyük mahalleye tamamen yaymak. Evet. Bu yıl. İlçemizde mezbahanemiz bulunmakta. İlçemizin geliri bizim tarım ve hayvancılık. Ve bu nedenle bir mezbahane. Evet. Akabinde bir hayvan pazarı projemiz var. Bunlarla projelerini yaptırıyoruz. Hazırlıklarını yapıyoruz. Nasip olursa 1 Nisan'dan itibaren kolları sıvı ayrıdan hizmete devam edeceğiz Hamdi Bey. Evet. O şekilde. Muvaffakiyet diliyoruz inşallah. Bir vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz ucuz ekmek verme adına bir ekmek fabrikası planlıyoruz. Belediyemizde bulunan arazilerimizi kendimiz ekip ucuz buğday üreterekten ucuz ekmek verme gibi bir projemiz var bizim buralarda. Ve şu anda birinci etap TOKİ'miz bitmek üzere. İkinci etap TOKİ'nin hazırlıklarını yapıyoruz. Çok kısa bir süre içerisinde de başlarız diye düşünüyorum evet. şu anda. Hızlı bir şekilde. İlçemizde bulunmayan bir konuk evimiz eksiğimiz var. Bunu biliyorum. Hemşerilerime buradan seslenmek istiyorum. Bu eksiğimizi biliyorum. Ama acaba seçimden önce yetiştirebilir miyiz diye epey çaba sarf ettim ama tabii Ramazan ayı bir yandan seçim derken muhtemelen seçim sonunda kalacak. Hemen seçimin akabinde bir konuk evi bile ilçemizi buluşturacağız. Ve ilçemizde bulunan tamam meraları iyileştireceğiz. Evet. Bunu Tarım İl Müdürlüğü ile ve ilçe müdürlüğümüze ortaklaşa buraları tohum seperekten, sürerekten iyileştireceğiz. Buradaki hayvancılık yapan hemşerilerimize hizmetini açacağız burada. Ve yaşlılara bir müjde vermek istiyorum. Belediye personelimiz şu anda çok düşük. Bunu seçimin akabinde yükselterekten, bir ekip kuraraktan yaşlıların evlerine gidip temizlik ihtiyaçlarını gerekirse evin ufak tefek böyle tadilatlarını yaparaktan yaşlılarımıza böyle bir hizmet vereceğiz. Ve kurduğumuz ekiple camidir, mescittir bu gibi yerlerin de ibadethanelerin temizliğini elden geçireceğiz. Gençlerimize bir müjdem var. Bu da yeni evlenen ve ihtiyaç sahibi gençlerimize bir beyaz eşya desteği vereceğiz. O nasıl olacak? Yani, beyaz eşya soracağız. Diyeceğiz. Hepsini vermeyecek. bir tanesi. Tabii. İhtiyacın ne? Buzdolabı ise buzdolabı vereceğiz. Fırınsa fırın. Oo, böyle ne bir, kadar, o da güzel. Böyle bir projemiz var. Zaten biz ihtiyaç sahibi çiftçilerimize ufak böyle tarım makinesi ekipmanları veriyoruz. Fide ve fidan desteği veriyoruz. Bunun devamını getireceğiz. Evet. Bu dönemde. Spor etkinlikler kapsamında spor kulübümüz yok Güney Sınır'ın. Bir spor kulübü olarak da bu etkinlikleri artıracağız. Evet. Ve buradan da ekranları başında bir kaş müjde vermek istiyorum. Evet, onlarla da toparlarsam memnun olurum başkanım ben de. Çumbaya geçelim biz de evet. artık. Çünkü saatimiz 22'ye gelmiş oluyor. Bugün ayın 21'i evet. hemşehrilerimin beklediği bir ihalemiz vardı. Güruaş Gölet ihalemiz. Bugün itibariyle yapıldı. Buradan Güney Sınır'la ve özellikle Güruaş hemşehrilerime duyurmak istiyorum. 21'inde. Gölet'in ihalesi yapıldı. Evet. Yani Gölet'imizin sulama planlama teknik rapor ihalesi yapıldı. Bu ne demektir? Onun startı verildi demek. Hani evet. hep sürekli beklendiği bir şeydi. Ve ayın 26'sına da 3 adet halı saha ihalesi yapılıyor. Güney Sınır. Güney Sınır mahallelerimizde yapılıyor şu anda. Evet. Ve 3 adet de mahallelerimize su deposu ihalesi ne çıkılıyor? Evet. Bunlar hazırları bitti. Güruaş Gölet'imizin ihalesi yapıldı bugün. Diğerleri de 26'sını yapıyor Hamdi Bey. Evet. Ben şöyle biliyorum bakıyorsunuz ama toparlayayım şöyle. Gördüğünüz gibi bak zaman çok hızlı akıyor. Tamam. Yani. Biz böyle toparlıyorum.
Şunu vurgulamak istiyorum. Stresinde değil değil mi? Yani hiçbirimizin bir herhangi bir stres yaşamıyoruz. Öyle bir şey yok. Evet. Şunu toparlamak istiyorum. Gerçekten birçok hizmet saydık. Ve birçok biz hizmeti yaparken tamamen bunun arkasında ilçe teşkilatlarımız, özellikle il teşkilatlarımız ve bakanlarımız, milletvekillerimiz ve hükümetimiz vardı. Evet. Bizim bu hizmetleri tek başına Güney Esenler bütçesinin de yapma şansımız mümkünatı yok. Ama arkamızda bunlar olduğu için şükür olsun yaptık ve 2024'te tekrar aday gösterildik. Bunlara dayanaraktan birçok sözleri verdik. Arkamızda bu saydığım özellikle bakanlarımız, hükümetimiz, il teşkilatlarımız olmasa yapma şansımız olmaz. Ve gerçekten de biz Cumhur İttifakı'nın belediye başkanı adayız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Devlet Bey'e, il başkanımız Hasan Hangi Bey'e, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, çünkü onun da çok desteği oluyor. Oraya geleceğim. asıl destek orada hatırladınız. Ve MHP il başkanımız Remzi Bey'e, ilçe başkanlarımıza, MHP ve AK Parti ilçe başkanlarımıza, ama özellikle bir teşekkürü de Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'e, siz değerli misafirlerimin huzurlarında söylemek istiyorum. Bizim söylemiş oldunuz. Tabii değil? Kesinlikle. Onun desteği olmasın biz kıpırdayamayız. Evet. Tabii gerçek yani. Çok teşekkür ediyorum başkanım size de. Bir veda etmeye şey yaparız yine. Tekrar döneriz. Tabii. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi Fatih Bey biliyorum Çumra çok kısa zamanda konuşulacak bir ilçe değil. Yani çünkü tarımı var. Tarımının yanında sanayisi var. Sanayisinin yanında hakikaten yani Çumra bir kere beklenmeyecek ölçüde büyüdü. Bunun imar dediğiniz yani konut ve bir yapılanması var. Ve bu arada da bu yoğun nüfusun eğitimi var. İşte bir sürü var bir sürü konu var. Ama planlamışsınızdır. Neler söyleyebilirsiniz bilmiyorum. Yani 10 dakikada size zaman ayırayım. Bak Çumra'ya biraz torpilli davranıyorum. Vallahi Çumra'ya ne kadar torpilli davransanız o kadar az. Çumra 10 dakikaya sığmaz. Evet, hemşericilik mi diyebiliriz? Nasıl? Hemşericilik mi diyebiliriz? Yok hayır olma. Ben Çumra'da değilim. Derbetliyim bir kere ya. Çumra ne 10 dakikada anlatılabilir ne de bizim yapacaklarımız 10 dakikaya sığar. Yani şöyle bir şey var. Belediye başkanlarımız önceki yıllarda yaptıklarını izah ettiler ama. Evet. Bizim tabi bu süreçte önümüzdeki 5 yıl içerisindeki yapabileceklerimizi anlatmamız gerekiyor. Biz Milliyetçi Hareket Partimizin 55. kuruluş yıl dönümüne özel 55 proje hazırladık. Tabi gönül istiyor ki bu projelerin daha da üstüne çıkmak. Elhamdülillah çıkarız. Çıkacak evet. Gücümüz de var. Bunlar sadece Çumra Belediyesi imkanlarıyla yapabileceğimiz projeler. Bunları da www.cumram.com adresinden yayınladık. İnternet sitesi kurduk. İnternet sitemizden yayınladık. Ekranları başında ve sosyal medyada bizi takip eden hemşerilerimiz buradan da projelerimizi takip edebilirler. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay Bey'in destekleriyle yapacağımız projeler illaki var. Onların takipçisi olacağız ama onları bu vaatlerimizin arasında yazmadık. Biz sadece Çumra Belediyesi ve kendi kaynaklarımızla yapabileceklerimizi yazdık. Evet. Çumra'mız birinci sınıf tarım arazisinden oluşan bir ilçe. Gelişen, büyüyen bir ilçe. Nüfus alan bir ilçe. Bununla beraber imar başlığı adı altında konut ve arsa problemlerimiz var. Bunların çözümü için en az 3 farklı mahallemizde kentsel dönüşüm projemiz var. Ada bazlı imar revizyonu yaparak kentsel dönüşüm projesi yapacağız ki birinci sınıf tarım arazilerimize girmeden kendi içimizde konut sayımızı artırabilelim. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına Çumra'mızın arsaları var. Kendi belediyemize ait arsalar var. Burada da belediye öncülüğünde kooperatif planımız var. Ve bu kooperatiften dar gelirli vatandaşlarımız faydalanabilecekler. Haricinde artan nüfusla tabii artan bir gençliğimiz var. Gençlikle ilgili de gençlik merkezi projelerimiz var. İçeri Çumra ve Çumra olmak üzere. Daha sonra öteki mahallelerimizi de planlayacağız. Eğitimle ilgili... Ya mahalleler de büyük yani. Hepsi evet yani büyük şimdi yani. Bizim İçeri Çumra mahallemiz var. Buradan tüm İçeri Çumralı hemşerilerimize selam olsun.
hemen hemen 7-8 binin üzerinde nüfusu var. Eğitimle ilgili sınav ücreti desteğimiz var. Servis ücreti desteğimiz var. Etüt merkezi desteğimiz var. Çok amaçlı gençlerimiz için gençlik merkezi desteğimiz var. Çıraklık okulumuzun mevcutta bir çıraklık okulumuz var ama artık Çumra'ya hitap etmiyor. Biraz eski. Onu tekrar yenileme gibi bir projemiz var. Bayanlara özel bayanlarımızın sadece bayanların hizmet verdiği müdürüyle, görevlisiyle, güvenlikçisiyle sadece bayanlardan, bayan çalışanlardan ibaret olan bir kadın lokali adı altında spor merkezi projemiz var. Tarımla alakalı lisanslı depo projemiz var. Biz kavunuyla, karpuzuyla meşhuruz. Sebzecilik yapan bir ilçeyiz. Sebze üretimi yapan bir ilçeyiz. Fide üretim tesisi projemiz var. Hayvan pazarımız var ama hayvan pazarımızı artık ilçe dışına taşıyarak daha ferah ve kapsamlı bir hayvan pazarı projemiz var. Kesimhanesi ve laboratuvarıyla beraber entegre bir tesis projemiz var. Akabinde Yeşil Çumra'mızın merkezinin de yeşil olabilmesi için park ve bahçe, yeşil alanlar projelerimiz var. Mesire alanları projelerimiz var. Yani şimdi şöyle biraz hızlı hızlı sayıyoruz. 10 dakikaya yetişmez. Organize sanayimiz var. Organize evet. Sanayi. Ya şöyle yani genel olarak anlatmış oldunuz zaten ama benim üzerinde durmak istediğim Çumra ile ilgili Çumra önümüzdeki süreçte aslında önümüzdeki 5 yılda aynı zamanda önümüzdeki 50 yılına da hazırlanmış olacak. Çünkü bir tarafta çok yoğun bir tarım arazisinin içinde bulunuyor. Tarım arazisine taşmaması gerekiyor. Ama aynı zamanda da büyümesi lazım. İşte 60 bu konuda kentsel dönüşüm projelerimiz. Kentsel dönüşüm. Yani tarım arazilerine taşmamamız için mevcut yerleşim yerimizde konut sayımızı artırabilmenin tek yolu bu. Evet. Kentsel dönüşüm projeleri. Ve biz bunu hem Büyükşehir ile görüşerek hem de Çevre Şehircilik Bakanlığımızla beraber istişare, çünkü kira desteğidir, sosyal alan destekleri hükümet tarafımızdan sağlanan bir proje. Bunları yapacağız. Organize sanayimizin işte yükleme rampası projemiz var. Yükleme rampası eğer organize sanayimize kazandırabilirsek diğer direkt Mersin'e, limana inebileceğiz. Yani Çumra'yı denize bağlayacağız, limana bağlayacağız. Evet, evet. Akabinde Çumra organize sanayimizi serbest bölge statüsüne katabilmek için uğraşacağız. Yönetmenimle konuşuyoruz da ondan. Doğalgaz organize sanayimizi doğalgaz dağıtım merkezi BOTAŞ boru hattından direkt doğalgaz çekerek dağıtım merkezi kurduracağız. Bununla ilgili resmi yazışmalar yapıldı. Şu an son aşamadayız. Selçuk Gaz'ın müdürü Mustafa Bey'le de istişare alın diye sürekli. Akabinde kırsal mahallelerimize doğalgaz dağıtması biraz daha kolay olacak. Çünkü dağıtım merkezi kurduktan sonra sırayla bütün kırsal mahallelerimize sırasıyla yatırım yapılabilecek. Evet. Bunları yakinen takip ediyoruz. Yani tarımla da ilgili projelerimiz var, bayanlarla da ilgili projelerimiz var ama Çumra 100 yılını yaşayacağız ve Çumra'nın ileriki 50 yılına damga vurabilmek için dediğim gibi biraz daha büyük düşünmek lazım. Büyük projelere imza atmak lazım. Yani hastanemizin, İçeri Çumra Hastanemizin de ihalesi yapıldı. Çumra merkezdeki hastanemize de ek yatak yatırımı alındı. Bunlar var. Sağlık ocağımız var. Sağlık ocağı sayısını arttırma planımız var. Konya'ya iki yoldan bağlanıyoruz. Karaman'a tek yoldan bağlanıyoruz. Karaman'a da iki yoldan bağlanabilmek için bir arkören üzerinden yolumuz var. Nasip olursa onu faaliyete geçireceğiz. Ulaşım da önemli. Altyapı çalışmalarımız, bundan önceki bütün belediye başkanlarımız yollarla ilgili çalışmalar yaptı. Ama takdir edersiniz ki bu yollar işliyor. İşlenen yol deforme olabiliyor. Tekrar hem mahalle içerisindeki yollarımızı ve Çumra'ya bağlanan kırsal mahallelerimizin yollarını tamirat, tadilat veya yeniden yapılması gerekiyorsa, yeni yollar açılması gerekiyorsa bunlar üzerinde çalışacağız. Şimdi Hamdi Bey sürekli saate bakıyorsunuz ama bize yetmiyor. Çumra'ya yetmiyor. Çumra'ya yetmiyor yani. Ne yazık ki öyle. Şimdi düğün salonu iki gün önce Büyükşehir Belediye'mizde Güvercinlik Mahallesi'ne bir düğün salonu açılışımızı gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye'mizin kazandırdığı düğün salonları harici biz kendi Çumra Belediyesi imkanlarıyla düğün salonu, kantar, halı saha projelerimiz var. Yani halı sahasız, kantarsız, düğün salonsuz
41 kırsal mahallemiz kalmayacak. Evet. Hepsini yapacağız. Kulübü var şeyde. Çümra'nın çok evet, bir Çümra'da futbol, iki tane kulübümüz var. Yiğitcan Çümra Spor ve Çümra Güneş Spor. Akören'de var mı başka? Özür dilerim. Var. Var değil mi? Akören'de var. Demek ki Güney Sınır'da da bir an önce kurulması lazım. Kesinlikle maalesef de var. Değil mi? Yani kulübün olması lazım. Gençler nereye gidecek evet. ya? Başka bir seçenekleri yok ama tabii Çumra'da hem bisiklet çok iyi hem futbol çok iyi değil mi? Yani onu da diğer futbol harici diğer spor dallarında da Türkiye'de dereceye girmiş öğrencilerimiz var. Bunlar sosyal medyadan ara ara başarıları gösterildikçe ilan ediyoruz. Bunların daha iyi, daha ileriye taşıyabilmesi için AK Parti milletvekilimiz Mehmet Baykan geçen gün ziyaretimize gelmişti. Sentetik çim sağ sözü aldık. Daha profesyonel maçlar yapabilmek adına 2-3 veya 4-5 fark etmez. Yani sayısı önemli değil. Keşke talep olsun. Yapacağız. Çim saha yapacağız. Mahallelerimize gençlik bizim için önemli. Gençliğimiz için yapılan yatırım boşa giden yatırım değil. Hizmet gözüyle bakıp gençliğimizi kurtarabilmek adına yani daha iyi, daha güvenilir, daha aklı selim gençlik yetiştirebilmek adına elimizde ne geliyorsa fazlasıyla yapacağız. Kesinlikle. Bayanlarımız için de bir kooperatif. Biliyorsunuz bu kooperatifçilikte biz öncü bir ilçeyiz. Bayanlarımızla da ilgili bir kooperatif projemiz var. Ona da başladım. Şimdi siz biliyorsunuz Çümra Anadolu Tarımsal ve Kalkınma Pazarlama Projem kooperatifimiz vardı. Bunun kuruluş aşamasında ben vardım. Evet, çok yani büyük destekleriniz oldu. Elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Ürün desenimizi değiştirmek adına ve Tarım Bakanlığımızın şu an sözleşmeli ekime yönlendirmesi hasebiyle artık bu kooperatif daha da bir önem kazanmış oldu. Elhamdülillah Tarım Bakanlığımız bu tebliği yayınlamadan önce biz kooperatifimizi kurmuş, hazırlamış vaziyette bekliyorduk. Tamamlarsanız memnun olurum. Yani, valla tamamlayamayız. Çumra çok büyük ama. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle veda ederseniz memnun olurum. Şimdi hem ekranları hem de sosyal medya başında bizi dinleyen, izleyen bütün hemşerilerimize selam, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde tüm hemşerilerimizin desteğini bekliyorum. Tüm hemşerilerimizle beraber zafere ulaşıp Çumra'mızı önümüzdeki 5 yılda hemşerilerimizle beraber yöneteceğimin sözünü veriyorum. Evet, biz de size muvaffakiyet diliyoruz. Allah razı olsun. Bundan önceki çalışmalarınız bundan sonrası için zaten güvence olduğunu da ifade edelim. Tarım İlçe Müdürlüğü sürecinde yaptığınız zaten tarımı çok iyi biliyorsunuz. Muvaffakiyetler diliyoruz. Allah razı olsun. Başkanım veda etme yani zaman yok sadece zaten size zaman, güzel. Zaman yetmez evet kısaca ben de yani bütün hizmetleri sayamadık. Onun için ben Akören hemşerilerimden özür diliyorum. Ama şunu söylemek istiyorum son cümle olarak arkamızda Cumhurbaşkanımızın desteği var. Yani Cumhur'un desteği ve devletin gücü var. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz Ahmet Başkanım. Sizden de aynı şekilde bir veda ile bitirelim. Hamdi Bey kısaca bir iki tane bir notum aklıma geldi. Onu hemen söylemek istiyorum buradan Güneysel hemşerilerime. Güneysel'de bir sanayi sitemiz vardı. Çok kötü durumda biliyorum hemşerilerimden. Ama bunun kentsel dönüşümle yenileyeceğiz ve geliştireceğiz. İkinci notum ilçe merkezimizde bulunan Karasın ve Güneybağ mahallelerinin ana caddelerinin sıcak asfalta kaplama ile alakalı Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur Başkanım'la görüşüyoruz. İnşallah yapacağız. Buradan da bunu söylemiş evet. olayım. İyi akşamlar. Ben size de teşekkür ediyorum. Başkanlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Efendim, üçünüze de çok çok teşekkür ediyorum. Böylece güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Az zamanda çok şeyler dedik. Ya yani yapabileceğimiz bu kadar. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sevgili seyirciler, Cumhur İttifakı Akören Belediye Başkan Adayı İsmail Arslan, Çumra Belediye Başkan Adayı Fatih Demirci ve Güney Sınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir Beyefendiler konuklarımızdı bugün de. Böylece ama bugün de seçim gündemini tamamlamış olduk. Yarın ben yokum. Cumartesi tekrar karşınızda olacağız seçim gündemiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Onlar adına da güzel bir akşam diliyorum. Cumanız da mübarek olsun. Hoşçakalınız.